Değerli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereket üzerinize olsun. Bugün bu sohbetimizde İmam Hatip okullarının kuruluş tarihi ve Mahmut Celaleddin Ökten adanmış ömürlerden Mahmut Celaleddin Ökten hocamızı konuşacağız inşallah. Bilindiği gibi İmam Hatip okullarının geçmişi aslında sadece Cumhuriyet dönemiyle sınırlanamaz. Osmanlı döneminde medreseler zaten bu manada hem dini ilimleri hem de müsbet ilimleri yani fen ilimlerini tevhid ederek beraberce veriyorlardı. Fakat 1913 yılında Osmanlı'nın son dönemlerinde medreseler de kendi içlerinde bir takım dallara ayrılmaya başlayınca bunlardan biri de Medresetül Eyyimmetü vel Hutaba yani İmam Hatip okulu. Hutaba hatipler, eyyimme imamlar, imamlar ve hatipler yetiştiren okul açıldı. Bu zaman içerisinde tabii değişiklikler gösterdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında yeni bir Osmanlı'nın küller üzerinden yeni bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Ve ilk meclis de 1920 meclisinde Marif Nizamnamesi konuşuldu. Ve denildi ki biz dini ve milli eğitim alan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda genel bir ittifak da söz konusuydu. Sonraki süreçlerde de bu aslında tekrarlandı. Fakat 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla köklü bir değişiklik yapıldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla medreseler kapatılırken bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmak suretiyle bir anlamda seküler eğitim sistemine geçildi. Fakat atlanılan bir nokta var. Ben Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun orijinalini okumuş biri olarak da şu cümlenin altını çizmek lazım. Ama Milli Eğitim Bakanlığı aynı zamanda İmam Hatip mektepleri küşat edecektir, yani açacaktır denildi. Lakin 1924'ün hemen arkasından açıldı. Bunların sayısı 29'u buldu. 1932'ye gelindiğinde ise bazıları açılıp bazıları kapanılan bu İmam Hatip okulların tamamı kapatıldı. 1932'den itibaren İmam Hatip okulları, Kur'an kursu, dini eğitim, hatta Kur'an-ı Kerim eğitimi evinde bulundurma ve benzeri gibi yasaklar başladı. Hatta ezanın aynı yıl Türkçe olarak okutulmasına başlandığını ve bunun 1950'ye kadar devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu dönem öyle bir sıkıntılı dönem oldu ki bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının milletvekilleri, bakanları bile artık Anadolu'dan gelen ölülerimizi cenazelerimizi kaldıramıyoruz, cenazelerimizi yıkacak, namaz kıldıracak hoca kalmadı şikayetleri meclise kadar taşınınca 1948'lerde Şemsettin Günaltay hükümeti, CHP'nin son hükümetlerinden şu kararı aldı, bari hiç olmazsa bir 10 aylık İmam Hatip kursu açalım. Evet, bu kursu da daha önce Vefa Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan ama gerçekten büyük alim Mahmut Celaleddin Ökten hocamız üstlendi, çalışmalarını yaptı, programını hazırladı. Fakat enteresan bir şey, kurs için adam bulmakta güçlük çektiler. 10 aylık bu kursa kaydolacak insan bulamadılar. Rivayet edilir ki bizatihi Mahmut Celaleddin Ökten hocamız kendi maaşından vermek suretiyle kahvehanede boş boş oturan, hatta oğlu Saadettin Ökten hocamız bunu zikreder, bir tane Tornacı Ali diye birisi vardı diyor. Böyle iri kıyım bir adam. O da derse geliyordu. Fakat artık işi gücü de kalmadığı için ona belli bir ücret ödeniyordu. Dolayısıyla bu şekilde ilk İmam Hatip kursu açıldı. Bu süre zarfında Mahmut Celaleddin Ökten Hoca iktidar da değişince, tabii İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan şartlar iki partili sisteme, tek parti sisteminden çok partili sisteme daha doğrusu geçiş, seçimler ve Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle bu sefer 7 yıllık İmam Hatip Okulu'nun projesini Mahmut Celaleddin Ökten hocamız bizzat hazırladı. Orada fen ilimleriyle din ilimlerinin hani dengeli bir şekilde nasıl görüleceği, bütün bunlar hazırlandı. Fakat bir türlü tatbikat safhasına geçilemedi. Nihayet Tevfik İleri, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri zamanında Mahmut Celaleddin Ökten Hoca Ankara'ya giderek hatta bir ay kadar neredeyse ücretini ödeyerek bir otelde kalmak suretiyle rahatsız olmasına rağmen, hastalıkları olmasına rağmen
Hatta parası kalmayıp bazen çayın içerisine ekmek batırarak o günü geçiriyordum dediği zamanlar oldu. Nihayetinde Menderes'e kadar çıkarak onun ve Tevfik İler'in Milli Eğitim Bakanlığı'na gelip Talim Terbiye Kurulu'na uğrayıp beraberce orada talimat vermeleriyle nihayet İmam Hatip okulları açıldı. 1950'de, 51'de, 51-52 artık döneminde, eğitim döneminde faaliyete başladı. İlk açılan İmam Hatip okulları 6 taneydi. Ankara, İstanbul, Konya, Adana ki ben oradan mezun oldum. Daha sonraki süreçlerde girdik. Kahramanmaraş, Isparta şeklinde 6 okul. Sonra bunlar arttı, kız bölümleri açıldı ve zaman zaman her darbe döneminde, her askeri darbe döneminde, ihtilal döneminde mutlaka İmam Hatip okullarına bir baskı, bir engelleme konuldu. Bazen ortaokul kısmı kapatıldı, bazen üniversite girişlerinde engeller konuldu. Hele hele 28 Şubat döneminde İmam Hatip okullarının önüne konulan engel çok sinsice yapıldı. Puan sınırlaması, alan sınırlaması konuldu ve İmam Hatip okullarının mevcudu 450 bine ulaşmışken 50-60 binlere kadar düştü 28 Şubat sürecinde. Ve tabii ki bu arada şunları da yad etmek lazım, hatırlamak lazım. Bu dönemlerde halkımız, insanımız İmam Hatip okullarına başından itibaren hep sahip çıktı. Yani İmam Hatip okullarının ve Kur'an kurslarının ve Türkiye'de camilerin büyük çoğunluğunu halkımız kendi aralarında yardımlaşarak, para toplayarak açmışlardır. Dolayısıyla bu noktada İmam Hatip okullarına ve Kur'an kurslarına, camilere halkımızın sahip çıkmasını önemli bir duyarlılık olarak bir kenara kaydetmek lazım. Ve elbette İmam Hatip okullarının kurucusu Mahmut Celaleddin Ökten hocamızı rahmetle anmak lazım. Tevfik İleri'yi rahmetle anmak lazım. Tabii İmam Hatip okullarının daha sonra başına gelenler 1960 27 Mayıs ihtilaliyle başladı. Ondan sonra 70, 80, 10 yılda bir yapılan her darbe döneminde bu engellemelere rağmen İmam Hatip okulları kar topu gibi büyüdüler. Ve şu an gelinen noktada son 10 yıl içerisinde İmam Hatip okullarının önündeki engeller de kaldırıldı. Orta kısımları açıldı, proje İmam Hatipleri açıldı ve şu an 1 milyon 400 bini bulan sayılarıyla ve hem akademik başarıları hem de manevi anlamda ortaya koydukları performansla geleceğimizin, Türkiye'nin ve hatta İslam dünyasının geleceğinin şekillendirilmesinde öncü rol oynayacak bir nesil karşımıza çıktı. Bu nesil Mahmut Celaleddin Ökten Hoca'ya çok minnet borçludur. Dualar gönderiyoruz. Dualar etmemiz lazım. Tevfik İleri merhuma da. O da hapse atıldı 27 Mayıs darbesinden sonra ve hapishanede hastalanarak vefat etti. Mahmut Celaleddin Ökten de aynı yıllarda vefat etti ve Menderes'in idamında da benim kanaatim sadece ezanın Türkçeden tekrar Arapça 1950'den itibaren çevrilmesi değil, sadece diğer bir takım şeyler değil, İmam Hatip okullarının açılması ve çoğaltılmasının etkisi olduğunu düşünüyoruz. Hepsine rahmet diliyoruz. İmam Hatip okullarının geleceğimizin Türkiye'sine ve dünyasına gerçekten asrın idrakine, İslam'a haykıracak nesiller, öncü nesiller olduklarına ve olacaklarına inanıyoruz. Ve sizlerin de bu noktada İmam Hatip okullarına sahip çıkmamızı eleştirmek, eksiklerini, efendim gediklerini bulmak yerine, bunları gündeme getirmek yerine bu okullara ve elbette diğer okullarımıza da din dersleri konuldu, Kur'an-ı Kerim dersleri konuldu, seçmeli, siyer dersleri konuldu. Manevi eğitime hep beraber taşın altına elimizi koyarak önem vermemiz gerektiğini hatırlatıyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. Allah'a emanet olun.